Öyle. Şeyler çek de fotoğraflar şimdi. Arabayı da ablam ne? Solda elektrik çubuğu varsa kablo koksu bak. Boş tanıyın ona bir bakın. Bunların kablo bak elektrik ucuları açık. Kamera yürüyor mu? Yürüyor zaten normal şurada yani çok şeyli değil. Vurduktan sonra abla hiç şey yapıyor hızlanıyor zaten. Vurduktan sonra gaza basıyor. Yavaş yap, yavaş, yavaş, yavaş. Çek, 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 çek. Şu olsun. Teşekkür ederim. Kazayı gördünüz mü? Nasıl oldu? Gökşen Bey, kaza iki aracın süratli olarak karşıya girmesinden dolayı iş yerimize girdi aracın bir tanesi. Evet. Ya büyük bir ihtimal burada kasis olmamasından dolayı araçlar kavşağa hızla girdikleri için sürekli böyle kazalar olmakta. Evet. Onun için belediyemizden ve emniyetimizden buraya bir kasis yapmasını rica ediyoruz mümkünse. Kazaların önüne geçmesi için. Evet. Ha, maddi hasarlı. İleride inşallah can kaybı olmaz. Can kayıpları olmaması sizin için. Sizin maddi hasarınız var mı? Var. Evet. Ne kadar? İş yerimizde var. 25-30 bin lira civarında maddi hasarımız şu anda söz konusu. Onu da geçtik ya. Bir hafta 10 gün önce iş yerimizi de yatıp kalkacağız mecburen. Dükkanımızı kapatamayacağız. Evet. Onun için bir yetkililerden yardım istiyoruz. Teşekkürler. Valla işte Mehmet aradı beni. Araba girdi deyince. Evet. Şefe de biz yapmıştık. Evet. Şimdi hasar tespiti için geldik. Evet. Tahminca ne kadar? Hasar tespitini yapıp raporlarını çıkaracağız. Evet. Tahminca ne kadar hasar var? Yani tahminca 25 bin 30 bin civarında var hasar. Evet. Gördünüz mü? Evet gördük. Nasıl oldu? Anlişen Mahallesi esnaflar olarak sürekli burada haftada mutlaka 2-3 gün kaza oluyor. Evet.
Dükkanlarımızda da kasis ya da ışık olmadığından dolayı can güvenliğimiz bile yok. Yani şu buradaki bu kazada alışverişe gelen bir vatandaşın olduğunu düşünürseniz burada herkesin hayati tehlikesi var. Evet. Sincan Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediyesi'ne buradan sesleniyoruz.